Fatih Selek Fehmi Koru, geçen ay darbe söylentileri konuşulurken Fuat Uğur'un meşhur iki yazısına isim vermeden atıfta bulunarak 15 Temmuz'u aylar önce bilen iki yazı Türkiye Gazetesi'nde çıkmıştı. Vaktiyle kendisini huzur veren gazete olarak tanımlayan Türkiye Gazetesi şu günlerde yine o tür yazılarla benim huzurumu kaçırıyor diye yazmıştı. Bizim bilip Fehmi Koru'nun bilmediği ne olabilir ki bilmiyorum. Fehmi Bey ve himlendiğinde gazetemize bakıp ne görüyor onu da bilmiyorum. Biz aynaya baktığımızda huzur veren gazeteden başkasını görmüyoruz. Ama gazeteciler sütunlar arasından bazı çıkarımlar ve okumalar yapar. Mesela ben Cumhuriyet Gazetesi'ne baktığımda işkillenirim. CHP lideri Kılıçdaroğlu geçen hafta Cumhuriyet'e konuşmuş, geniş bir demokrasi platformu oluşturmak istiyoruz demişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun bölücülük merakı siyasette üçüncü bir blok arayışı falan değil, düpedüz vatana ihanettir. İhanet kadrosunun üçüncü yolu uçurumun dibidir diye tepki göstermişti. Nitekim meşhur Rand Cooperation raporunda da Türkiye'de Amerikan dostu muhalefet ittifakı kurulması çağrısı yapılmıştı. Genç subaylar tedirgin manşetiyle bir dönem cuntanın sesi olan Mustafa Balbay dün Cumhuriyet'te bir yazı dizisine başladı. Balbay'a göre zamanın ruhu solu çağırıyor. Aynı yazı dizisi çerçevesinde Marksist Korkut Boratav'ın görüşlerine yer verildi. Boratav diyor ki egemen güçler AKP'den kopmalar sonrasını içeren bir merkeziyet cumhuriyetçi Milliyetçi Sağ ve ılımlı İslam Koalisyonu'nun tasarımı içindedir. CHP'nin merkezde yer aldığı bu ortamda sosyalist sol, önemli ve üçlü bir programı savunmak, kısmen üstlenmek durumunda olacaktır. Parlamenter sisteme dönüşün demokratikleşerek gerçekleşmesi, hukuk, eğitim ve kamu yönetiminde İslamcı uygulamaların tümüyle tasfiyesiyle emek karşıtı neoliberal uygulamalara karşı mücadelenin öncülüğü, İlk iki göreve CHP ısrarla davet edilmelidir. CHP'yi kim davet etmeli? Anlaşılan birileri bunların kulağına bir şey üflemiş. Onlar da kendini dara ambarında sanıyor. Çöpçüler kralını bilmeyenimiz yoktur. Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı Zeki Ökten imzalı film Türk sinema tarihinin unutulmazlarındandır bir belediye çöpçüsünün temizlikçi kıza duyduğu aşk üzerinden 1978 Türkiye'sini tasvir eden yapımı unutulmaz kılan şey karakterlerin gerçekçiliği ve Kemal Sunal'ın oyunculuğu. Filmde Sunal, ilkokul 3. sınıftan terk, çöpçülüğü büyük bir nimet kabul edip dört elle sarılan Abdi Şakrak karakterini canlandırıyordu. TRT1'de iki aydır absürt komedi türünde bir dizi yayınlanıyor. Osman Nail Doğan'ın yazıp yönettiği Tutunamayanların başrolünde Doğu Demirkol var. Tesadüf mü, esinlenme mi bilmem, adını Nuri Bilge Ceyhan'ın Ahlat Ağacı filmindeki performansıyla duyuran Demirkol dizide Tarık Şakrak'ı canlandırıyor. Tarık da çok gerçekçi bir karakter. Açık öğretim terk. Hayatta bir türlü dikiş tutturamıyor. Kamera karşısında sanki kendini oynuyor. Dizide zaman zaman güzel ve güncel göndermeler yapıyor. Geçen bölüm minik filozof Atakan iğnelemesi vardı mesela. 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'dan bir insanı sevmeye yokluğunda başlanır mesajı alıntılandı. İki şakrak, iki devir. Hangi şakrak daha doğal ve başarılı? Şüphesiz ikisi de. Ama Abdi Şakrak da hikayesi de gerçekçiydi. Tarık Şakrak'ın kendisi gerçekçi, hikayesi uçuk. Tıpkı günümüz gibi. Oda TV'yi ne yapmalı? Arkaik, derin yapının yayın organı Ulusalcı Kemalist Oda TV, Libya'da şehit düşen mit personelini fotoğrafıyla birlikte ifşa etti. Bunun üzerine sitenin yayın yönetmeni ve haber müdürü tutuklandı. Siteye Türkiye'den erişim yasaklandı. Oda TV, dine ve dindarlara vurmayı vazife edinmiş bir fitneci mezhepçi site. 15 Temmuz'da Ankara'yı bombalayan kardeşlere çanak tutan bir darbesever site. Kendi şablonundan başkasını tuğkaka ilan ederek nefret saçan bir site. Satır arasında Cumhurbaşkanı'na idamlık diye yazan bir komplocu site. Yayın tarihi fenalıklarla ve düşmanlıklarla dolu. Ama bu demek değildir ki fişi çekilmeli. Oda TV'ye yayın yasağı doğru değil. Site hakkında tek olumlu şey söyleyebilirim. Her ne kadar kötüye kullansalar da habercilik refleksleri güçtü. Fikri takip yanları kuvvetli. Geçen Anadolu Ajansı bir haber servis etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 Mart 5 Nisan arasında kutlanacak Kütüphaneler Haftası kapsamında kütüphane, okul ve üniversitelere 200 bin kitap bağışlayacakmış. İBB iştiraklerinden Kültür AŞ'nin bastığı kitaplar Türkiye'nin tüm illerindeki okurlara ücretsiz gönderilecekmiş. Peki nereden icap etti bu cömertlik? Şöyle ki Kültür AŞ'nin kitaplarının takdim bölümünde eski belediye başkanlarının imzası var. İBB yönetimi bunlardan bir an evvel kurtulmak istiyor. Kitaplara yeni baskıda yapmıyor. Eğer İBB takdim yazılarını yırtarsa skandal olur. Mevcut haliyle gönderirse eski başkanların hizmetini duyurmuş olur. Bakalım hangisini yapacak?